Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 22. sözün 1. makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir söz yapmış. Teşekkür ederiz. 8. Gülhan, gel ey nefsim gibi kendine akıl zanneden akılsız arkadaş. Şu saray muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şahit ediyor. Bütün bu şeylerin şahadetini nasıl tekzir ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve Adem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et. Ortadan çık yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak bu saray içinde bulunan ve memleketi ihat eden yeknesak unsurlar, madenler var. Haşiye unsurlar, madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izn-i Rabbani'yle her muhtazın imdanına koşan ve emr-i ilahiyle her bir yere gelen, medet veren ve hayatın nevazımatını yetişten ve zihayata emziren ve masnuat-ı ilahiyenin nesline, nakşına, menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarına işarettir. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Hem bak, bu dokunan şeyler, bu nesli ondan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzad eden ve ip haline getiren elbette bir madeha birdir. Çünkü o iş işler kabul etmez. Öyle ise bütün nesli olan sanatlı şeyler ona mahsustur. Hem de bak, bu dokunan yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün emlak cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda bir anda yapılıyor, neshediliyor. Demek tek bir zatın işidir, tek bir emelle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvaffakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makina, her bir tatlı lokma, o mucuz numa zatın birer sirkesi, birer katemi, birer nişanı, birer turası hükmünde. Lisan-ı hal ile her birisi der, ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakışta beni kim dokuduysa bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der, beni kim yapıyor, pişiriyorsa bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, beni kim yapmış ise memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor. Ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyleyse bütün bu memlekete bu saraya malik kim ise o bize malik olabilir. Mesela nasıl Miri'ye mahsus tek bir palaska veyahut bir tek düğmeye malik olmak için onlara yapan bütün fabrikalara malik olmak lazım gelir. Onlara hakiki lazımdır ki onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boş boğaz başı bozuktan Miri malıdır diye elinden alınıp tezziye edilir. Elhasıl nasıl bu memleketin anasını memlekete muhit birer maddedir, onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyleyse bütün memlekette intişar eden bu sanatlar, öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masumlar, her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte iyi arkadaş, madem şu memlekette, yani şu saray muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler biriken ihatası var. Bir kısım mütadil ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i neviye gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, sani de bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perde-i gayb'dan kalınca bir ip çıkıyor. Haşiye kalınca bir ip, meyveden ağaca, inler iplesi ise dallarına,
İpler başındaki elmas, nişan, ihsan hediyeler ise çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envana işaretlidir. Bak sonra binler ipler ondan uzanmış. Her ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese birer birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden böyle acip ihsanatı, hediyayı, şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bil mecbur diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları sahil hendileri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir dest-i gaybi o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Demek bu sırayla her şey kendi nefsinden ziyade o mucizluğuma zatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan 100 derece aşağı düşeceksin. O zaman 8. Gülhan'la ilgili de yine birkaç bir sorumuz olacak. Birinci olarak kendine akıl zanneden akılsız arkadaş ifadesinden verilen mesajı açıklar mısınız? Evet. Kendine akıl zanneden akılsız arkadaş. Cümlenin devamı şeyle malum. Şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyoruz. Önce burada başlıyor yani. Şimdi şu kainat sarayın canı bak. Yaratmış, henüz ortada yokken. Sonra bu sarayda istimal ettiği taşlarla tabiri caizse, elementlerle, aynı taşlarla o saraydan bir misafir süzmüş. Yani ağaçta meyve süzer gibi. İşte insan o misafirdir yani. Şimdi bütün kainatı bir saray gibi yapan, kendini ona misafir eden, aynı elementlerle kainatı da kendinde dokuyan bir zat var. Yani bunu düşünmemek yani akıl olmakla bağdaşmaz yani. Akıl dedim malum. Evet. Bir de bu muhteşem saraya bakamamak akılla bağdaşmaz dedik. Ancak o adam kendini akıl zanneder. Yani bazı dünyevi başarılar olabilir o adamın. 50 sahalarda söz sahibi olabilir. Ama bunu düşünemiyorsa gerçek manada akıl değildir. Kendini akıllı zannetmiştir o. Evet. Zanneden kendisi ona bakıyor. Diğer taraftan cümlenin devamı, halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Yani her şey onu gösterdiği halde onu görmemek, bu da akılla yine bağdaşmaz. Evet. Her şey onu gösteriyor çünkü bir harf fırsatıyor, kâtirsiz olmaz. Yani bir ağaç dallığı gösterir, beni bir yapan var. Az önce okudunuz, bir perdeye gayipten kalınca bir çıkıyor. Şimdi bunlar tabii tedricen, yani zaman içerisinde yavaş yavaş olduğu için bir ülfetle, alışkanlıkla biz sürekli bunlara muhatap olduğumuz için bu harikayı görenebiliyoruz. Ama ustadımız bu misalle bizi şöyle bir oturtuyor bir kenarda. Karşımızda hiçbir şey yok. Boş bir arazi. İçinden bir ip çıkmaya başlıyor. Evet. Yani süratle çıkacak yani. Değil mi? Hemen çıkıyor, büyüyor, genişliyor. Ondan sonra dallara ayrılıyor, dallarına meyveler asılıyor. Biz de tutup onu bir meyveye koparıp yiyoruz. Biz bunu rahat yiyebilir miyiz düşünmeden? Hayret ederiz ya, ne oldu bu topraktan, bu ağaç nasıl çıktı, hani bu ip nasıl çıktı? Binler ipler nasıl ondan uzandı? Ama işte dediğim gibi sarayda doğmuşuz, sarayda büyümüşüz. Ülfetle, etrafımız hep mucizelerle dolu, ülfetle bunları seyredemeden büyümüşüz. Onun için birçok harika şeyler bize adi, basit gelebiliyor. Bu da yine akıl işi, akıl insanın bu ülfet perdesini tutması lazım. Evet. Nasıl? Bu harika mesele yani, binler ipler uzanmış. Sonra yine de az önce okuduğumuz, şimdi bu ağaçın başından meyveler çıkıyor. Şimdi meyve ağaç yaptı demek mümkün değil çünkü bir dersi kaybediyor, o ipleri de yapıp onları ona takıyor. Çünkü gözümün önünde çünkü ağaç yapıldı. Evet. Ağaç yapıldığına göre meyveyi ağaç yapamaz. Ağacı yapan kimse meyveyi yapan da olur. Tabii. Bu ağaç, bu kainat, bir cihette, meyveler, bizler. Misal çok şumurlu, her şeye tatbik edilebilir. Evet. Yani bunları görememek, bilememek
akılla bağdaşmaz, kendini akıl zannedebilir ama akıllı değildir bu adam. Evet. İkinci olarak hocam, metin alınmış. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihat eden yeknesak unsurlar, madenler var. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Bu paragrafın açıklamasını alabilir miyiz hocam? Çok harika bir ders tabi. Şimdi yeknesak unsurlar, yeknesak bildiğiniz gibi ne diyor Türkçesi? Sabit, monoton, aynı şeyler yani. Evet. Aynı demir. Değil mi? Demir, bildiğiniz demir. Değişmez, her tarafta aynı demir. Aynı nikâ, aynı kırılma, aynı bakır. Yeknesak unsurlar, aynı hidrojen, aynı oksijen. Ama memlekette yapılan her şey o maddelerden yapılıyor diyor. Her şey onlardan yapılıyor. Ve peşine çok güzel bir cümle geldi. Tarla kimse mahsulat da onundur. O halde bu ifadede elementler anasır dedi, unsurlar, elementler. Elementler alemi bir tarla oldu. Onunla yapılan her şey de tarla mahsulleri oldu. İşte biz de birer mahsulüz. Değil mi? Ağaçlar birer mahsul. Her şey hayvanlarda, bitkilerde. O zaman tarla kiminse mahsulat onun yani. Anasır tarlası, elementler tarlası kiminse ondan çıkan mahsuller de onun. Bu geniş manada. Dar manada çok tarlalar var. Değil mi? Çok tarlalar var. Sayılamayacak kadar çok tarlalar var. İşte birisi diyelim, biz mesela başımızın üstünde saç bitiyor. O zaman başımız ne oldu? Tarla oldu. Saçlar onun mahsulü oldu değil mi? Evet. Şimdi tarlakimize mahsulatı onun. Başı yapın başka, saç yapın başka olabilir mi? Olmaz. Olmaz değil mi? Ha. Şimdi bizim başımızda nasıl saç bitiyorsa, ağacın başında meyveler bitiyor. Değil mi? Ağacın evet. Başı diyoruz. Onun da başı var. Onun başında meyveler bitiyor. O ağaç kimisi meyveler de onundur. Az önce arz ettim, misalini daha doğrusu tekrarladık. Ağaç da bir bahçede bitti değil mi? Evet. O zaman ağaç oldu mahsul. Tarla kimse mahsulat da onundur. Yani bahçe kimse ağaç da onundur. Bu şekilde örnekler artırabiliriz. Her şey bir cihette ağaç, bir cihette mahsul. Evet. Nihayet elementlere dayanıyor. Daha ötesi de Üstad Hazretleri esir maddesinden bahsediyor. Bugün fizikçiler esiri kabul etmiyorlar eskiden. Şimdi bir kısmı kabule başlamışlar. Esir de bir tarla. Bütün yıldızlar da o tarlından çıkan mahsuller yahut o bahçede biten çiçekler gibi. Değil mi? Esir maddesi kimse yıldızlar da onundur. Çok yani harika bir tevhid dersi bu. Her şey uygulanabilir. Bir de ikinci bir cümle geçti. Deniz kimse içindekiler de onundur. Evet. Şimdi bunları karada misal verdik ağaçlarda vesaireleri. Bir de deniz kimse içindekiler de onundur. Mesela bir akvaryuma bakıyorsunuz, içinde balıklar var. Değil mi? Akvaryum kimse balıklar onun. Evet. Ayrıca düşünemez bunlar. Bir de balıkları akvaryum suyun yaptığını düşünmemez yani. Kim yaptı balıkları? Şu su yaptı. Demek ne kadar ayıp düşüyor değil mi? Evet. Şimdi su kiminse o da bir tarla. Değil mi? Su da bir tarla. Deniz de bir tarla bir cihette. Ayrı bir temsil. Onda da biten şeyler, çiçekler sanki de balıklar gibi. Esir denizindeki yıldızlar gibi. O halde tarla kimse mahsulat onun, deniz kimse içindekiler de onun. O da denizi, balığı denizin yaptığını söylemek mümkün değil. Evet. Bir de şu var yani, şimdi mesela biz kendimize yine dönelim. Başımızdaki saçları biz yapmadık diyoruz değil mi? Bu tarla kimse mahsulat onundur misal. Diğerinde bir misal bizde var, deniz kimse içindekiler de onundur. Kanımızı bir nehir, deniz kabul et. Alveolarımızı, akıyorlarımızı, onda yüzen balıklar kabul et. Kan nehri kiminse içindekileri de onun. Şimdi biz ne içimizdeki kanı yapabiliyoruz, ne de başımızdaki saçı. Değil mi? Evet. Şimdi en şerefli mahluk, halifeye arz, iradesi en geniş, istidatı en mükemmel mahluk insan. Bu insan dışına ve içine karışamazsa, yani ne saçını ne kanını yapamazsa, bir ağaç nasıl içindeki fabrikaya karışabilir ya başındaki meyvelere karışabilir? Bir toprak nasıl efendim içindeki tohumlara karışabilir,
İşte üstünde biten meyvelere, hububata karışabilir. Bir deniz iladir. Yani kimse içine ve dışına malik değil. Nasıl ayet-i kerim? Hüver evveli vel ahiru vel zahiru vel batin. İçler de dışlar da, önceleri de ahirleri de hep Allah'ın mülkü mahluku ve kendisi zaten Cenab-ı Hakk'ın zatı evvel yani kadim, ahir yani baki, zahir yani varlığı her şeyden aşikar, batın mahiyeti akılların idrakinin ötesinde demek ki. Kısaca da yeri gelmişken. Evet, şu anda aklımıza gelen bunlar. Evet. Son şıkkımız o zaman. Yine 80. Burhan'dan bir metin. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makina, her bir tatlı lokma, o moncuzlu mazatın birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı, birer tuğlası hükmünde. Lisan-ı hal ile her birisi der. Ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Bu cümlelerde geçen sikke, hatem, nişan ve tuğla tabirlerini açıklar mısınız? Daha önce de bir programda geçti bunlar. Evet. Üstad burada yeni aldı. Şimdi bize yeniden kısaca söylemiş olalım. Sikke, turra, hatem, nişan. Nişanı. Yakın manaları bunların. Daha önce dediğim gibi sikke manası yani kainatların hangi mahluka bakıyorsa kainin tezgahında dokunmuş. Üstad'ın tabiri o. Evet. O elma o tezgahta dokunuyor diyor. Evet. Elman tezgahı görünürde ağaç, bir tezgah, onda elma dokunuyor. Ağaç da bir mahsul, az önce arz ettim. O ağaç da dokunuyor. Nerede? Kainat tezgahında. Değil mi? O da kainat tezgahında dokunuyor. İşte her mahlukta bu sikke var yani. Sikke, paranın basıldığı yer. Her bir mahluku bir mücevher, altın, lira gibi düşündük mü? Bunun basıldığı matbaa kainat. Evet. Bütün bir alemden her varlık süzülüyor. O cihette hem varlık bir sikke var yani. Allah'ın kainat denilen fabrikasından yahut darphanesinden çıkan altınlar, tezgahından çıkan mamuller değil mi? Evet. Fabrikasından çıkan mamuller gibi. Sikke manası bu. Turra da her varlıkta Allah'ın isimlerinin tecelli etmiş olması. Turra da o. Turra çünkü padişahın isminin yazıldığı kısım parada. Padişah'ın isminin geçtiği kısma deniyor. Her varlıkta Allah'ın isimleri dokunuyor. Mesela bir meyvede Allah'ın rezak ismi okunuyor. O olduğu zaman bir turra. Neyi gösterir? Rezakı gösterir. Bir çiçekte Allah'ın müzeyin ismi okunuyor değil mi? Evet. Musavi ismi okunuyor. Münevin ismi okunuyor. Renk verici. O zaman bu isimlerin neyi olduğu? Turra sormuş oldu. Kalfemdir değil mi de? Evet. Kalfem de yine daha önce demiştik. Hatime'den geliyor. Hatime, hatem aynı kökten geliyor. Mektubun sonuna vurulan müdür? Evet. İşte kainat mektup, biz hatemiz yani. Değil mi? Kainat şeceresinin müstatür insan en cami meyvesi değil mi? En son en cami. En son en cami meyvesi. Demek ki kainat ağacın çok başka meyveleri de var. Ama insan en son ve en cami meyvesi. İnsan yokken hayvanlar vardı değil mi? İlk hayvan düşünelim. Kainat ağacının meyvesi o hayvan oluyor. Evet. Onlar da yoktur o zamanlar, bitkiler vardı. İlk bitkiyi düşünelim. Kainat ağacının meyvesi o bitki oluyor. Evet. Bir tek bitki varken Cenab-ı Hak bütün kainatı o bitkiye hizmet ettiriyoruz. Evet. Halim ismini. Acele yok. Yani, halim gerçi ceza hakkı dene, ceza vermemek, tehir etmek de sabır diyelim daha çok. Şimdi bütün kainatı Cenab-ı Hak bir çiçeğe hizmet ettiriyoruz. Büyük sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yine gece, yine gündüz vardı, yine yağmurlar yağıyordu. Hep o bitki, bir tek çiçek için, bir tek ağaç için. Sonra işte nebatat çoğaldı malum. Sonra hayvanlar, en son insan yaratıldı. En son ve en canlı meyve insan. Bunun hepsinin üzerinde o mühür var yani. Biz bu kainat fabrikasından dokunmuşuz, yapılmışız. Biz Allah'ın esmasına aynıyız. En cami meyve insan olunca yani bütün esmaya da insan basar. Evet. En çok esmaya insan basar. Hatta Üstad bütün diyor değil mi? Evet. Hatta Kalb-i Beşer'de diyor. Bütün esmanın cilvesini göstermektir bir yerde falan diyor. Bütün esma insanda tecelli etmesi cihetiyle insan şey oluyor. Mazhar da deniyor buna.
Tura da deniyor. En son yaratılması cihetinde de Hatem oluyor. En son yaratılması. Kainat mektubunun son mührü. Evet. Önceki de mühürdü ama en son mühür insan. Evet. Bu da Hatem. Nişan zaten belli. Ondan bahseden, onu gösteren nişan. Evet. Alamet. Mesela hangi şeye baksak esere o nişanlısı ki beni bir yapanlar, beni yapan ustalar, sanatkarlar, işte şu şu ilimleri bilir, şu şu bilgileri sahiptir. Bu madde her mahluk hem hatemdir, hem sikkedir, hem nişandır, hem mühürdür. Bunlar birbirine yakın, yakın manalar. Evet. Burada tabii bir şey daha geçmiş oldu. Ona da bakalım. Her bir nakış, evet. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o mucizmaz zatın birer sikkesi, birer katem, birer nişanı. Buraya konuşmuş olduk. Birer turras hükmünde, lisan halinde her birisidir. Ben kimin sanatıyım, bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Burada da külli tefekküre bir sevk ediyor. Ben kimin diyor şeyim, sanatıyım, bulunduğum sandıklar da onun, dükkanlar da onun diyor değil mi? Demek ki burada ne oldu? İşte bir bahçe bir sandık oldu. Yani bir, evet, bir bahçe bir sandık oldu. Sandıkta şey olur ya, mücevherler olur değil mi? Evet, sandığı açıyorsun mesela içinden patates çıkıyor, içinden domates çıkıyor değil mi mesela? Bir şokla sandığın içinde, bir şokla sandığın üstünde. Onlara dükkan oluyor. Değil mi? İçtekiler görünmeyenler sandık, görünenler dükkan. Dükkanda sergileniyor ya. Yani şey, mallar. Önce meyveler, ağaçlar, böcekler, sinekler, hatta insanlar dıştaki sergilenen eserler gibi. Değil mi? Yer altındaki madenlerden tut, domatese, patatese kadar da patates özellikle, şeker pancarına kadar. Bunlar da sandıkta gizli. Ara bul. Evet. Değil mi? Böyle çok sandıklar var mesela. Bu fenli, bütün fenli keşifler o sandıktan açılmasıyla çıkmış ortaya. Evet. Elektrik vardı bulunmadan önce de ama sandıktaydı değil mi? Evet. Aradık bulduk. Keşfettik bulduk. Bu manada. Evet. Okuduğumuz yerine ilgili notunun pencerede sarı çiçek misal geçer ya. Ha, sarı çiçek, mühür. Şu bak Hatem'e değil misin? O da evet. Misal veriyor yani. Bir... Olan mı? İlk mühürlenmiş bir mektup, mühürün saygını gösteriyor. Evet. O bir tefecik değil mi? Evet. Tabii. O bir tefecik o zaman mektup oldu. Evet. O da sarı çiçek mühür oldu. Evet. Bu tefecik kiminse mühür onun. Evet. Evet. Aynı şekilde işte mesela bir tefecikte bizim yüzümüz diyelim değil mi? Yüz kimse göz onun da. Ayırmazsınız mı birbirinden? Ayıramazsınız yani. Marka iç içe. Evet. İç içe. Yani bu Allah'ın bir yani bize ihsan, ikram yani. Ayrı ayrı olsaydı çok kimse şüphe düşebilirdi. Evet. Şunu yapan başka, bunu yapan başka denebilirdi. Ama hep iç içe bunlar. Evet. Yani yapışık birbirine tabi şey de yapışık yani. Ciğerimizde biz havaya yapışmışız. Evet. Değil mi? Ayağımızdan da yere bağlanmışız. Gözümüzden güneşe takılmışız. Ortada bir varlık. Evet. Müstakil değiliz yani. Yani. Bize kim sahipse güneşe de o sahip olacak. Yer çekimine de efendim söyleyeyim, havaya da o sahip olacak. Biz onlardan medet alarak hayatımızı sebep olarak devam ettiriyoruz. Allah razı olsun hocam. Süremiz az kaldı. 9. Kur'an'ı sürürsünüz. O zaman gelecek hafta devam edelim. Şöyle. İnşallah. Sorularla Nisa'yı mutlu olanın kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.